sonra geçiyoruz kuyruğa. Bu tarafa doğru gideceğiz. Tamam. Şimdi. Tamam. 26 plaka. Neresi? Eskişehir. Eskişehir. Ya, Eskişehir var, İzmir var, İstanbul var, Bursa var. Balıkesir de vardır bak. Hoş geldiniz. Ya, yaş arkadaş gene mi? Tamam abi. En sona geçin. Başka tarafa gideceğiz bu sefer. Onu bekliyoruz. Saat 10 olsun dedim. Tamam, konvoya. En sondayız. Görüyorsun değil mi kalabalık? Bu insanlar hep yıldız görmeye geldiler. Çünkü büyük şehirlerde şehir ışıklarından dolayı gökyüzünü göremiyorlar düzgün. O yüzden şimdi burada Karacabey sahilinde karanlık bir noktada hep beraber yıldız göreceğiz. Ne vardı bak? Meteor yağmuru var. Meteor sis meteor yağmuru. Ne oluyor dedi değil mi? Merak ettiniz kalamada değil mi? Burada daha nereye kadar gidiyor? Kurşunlu. Buradan ister mi? Ha ne bileyim, değişiklik olsun diye oraya gidiyorlar. Hadi bakalım, bir sinyal izlesinler. Aynen abi. Bizler gezeceğiz. İnternette paylaşılacak. Ha. Aynen. Tamam. Sonu yok vallahi ya. Ya daha geçemeyecektim ben. Aynen. Longoz'da toplandılar. Meteor yağmurunu izlemek için geldiler. Olacak. Kurşun tarafına gidiyorlar. Sağ olasın abla. İyi akşamlar. Bence de sağlıksın. Gir şuraya bakalım. Gel oğlum. Oley.
Canlı yayına çıkıyoruz. Ankara'dan geldik. Ankara'dan var. Var mı Astra? İstanbul. Eskişehir, İstanbul. Başka? Çanakkale. Başka? Neresi? Kocaeli. Kocaeli, tamam, o da olur. Başka? Bir dakika dur. Konya altı geldi bir aşağıdan yerden. Aşağıdan Zonguldak geldi. Zonguldak mı? Nereden Zonguldak mı var? Şimdi abiler, ablalar, kardeşler, arkadaşlar. Şimdi meteor yağmurunun en yoğun olduğu akşam, iki gün önceydi aslında. En sık görüldüğü akşam. Ama Ağustos ayı boyunca zaten devam eden bir süreç bu. O en çok, en yoğun görüldüğü akşamdı. Onu geçtik, geride bıraktık. Ortalama saatte 20 ile 30 tane net gözle görülür bir şekilde geçecek üstümüzden. Ama burada herkes kendi şansını oynayacak. 10 dakika boyunca bakarsın, 2 dakika kafanı çevirirsin, o sırada çok büyük bir tanesi kayabilir. Böyle gözle görülür mesafede size göre böyle 1-2 metre kayanı da göreceksiniz. 100 metre boyunca böyle ışık bırakarak kayanı da göreceksiniz. Tabii o aslında 100 metre değil, belki de yüz binlerce kilometrelik mesafe kaymış olacak. En çok görüldüğü yer kuzey taraf, yani bu istikamet. Fakat şans işi dedim ya, tam tepenizde de olabilir. Bu taraftan da görebilirsiniz. Bu taraftan da görebilirsiniz. Her tarafa açık olacağız, sürprizlere açık. Herkes kendi şansını oynayacak bu gece burada. Ama ne kadar çok yukarı bakarsanız ve ışıksız bakarsanız o kadar çok net görme ihtimaliniz var. Bakın şimdi herkes arka tarafa doğru, şu iki dağın arasında V şekli var ya. O V'nin ucundan yukarı doğru bakın. Üstümüze doğru hafif sol yaparak bir bulutsu geliyor. İşte içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi aslında o. Çok güzel. Giriyor. O tam merkez. Yani buradan böyle... Şey denir, hani en parlak yok, olan. Yok, öyle değil işte aslında. Değil mi? Değil. Daha parlak şu anda, en parlak Jüpiter, evet, gökyüzünde. Bana da öyle geldi. Sonra şurada tam tepemizde yaz üçgeni vardı, onun şekli kaydı biraz yalnız şeyden dolayı. Tam tepemizde üçgen şekli, bak o tarafa gitmiş, gördün mü? 1, 2, 3, şöyle. Aa, o yaz üçgeni, yazın gözüküyor sadece. Aa. Geçtiğimiz aylarda Nivos kuyruklu yıldızı ile ilgili bir etkinlik yapmıştık. Sosyal medya aracılığıyla toplanmıştık. O zaman da 1000'e yakın, farklı zamanlarda, farklı gruplarla yaptığımız etkinlikte 1000'e yakın kişiyi Karacabey sahillerinde ağırlamıştık. Kuyruklu yıldızdan sonra bu kez First Aid meteor yağmuru başlamıştı Ağustos ayı itibariyle. Tüm Türkiye'de geceleyin çıplak gözle görülebiliyordu bu. Fakat biz bunu tabii toplu bir etkinlik olarak yapmak istedik. Ve bunun için de yine Karacabey sahillerindeki karanlık, ışık kirliliği olmayan bir noktayı seçmiştik. Katılım oldukça fazla oldu. 100'e yakın araçla, yüzlerce katılımcıyla burada Karacabey sahillerinde karanlık bir noktada gece boyunca yıldız izledik. Saat 10'da başlayan etkinlik gece yarısını geçmesine rağmen hala devam ediyor ve hala alanda birçok insan var. Ailesiyle gelenler var, çocuğuyla gelenler vardı. Tabii etkinliğin en güzel yanı da bu oldu bence. Gece boyunca saatte ortalama 20-30 büyük kayan yıldızı görme imkanı bulduk. Bu her yıl tekrar eden bir olay aslında. Perseid meteor yağmuru. Her yıl tekrar eden bir olay. Bu yılı böyle yüzlerce kişinin katılımıyla yaptık. Tabii korona buna da engel oldu. İnsanların mesafe konusunda yine tedbirli ve çok da rahat davranamadığı bir etkinlikti ama ona rağmen yine de geniş bir alanda olduğumuz için aileler, herkes kendi grubunu, sosyal mesafesini koruyarak güzel bir etkinliği tamamlamış olduk. Tabii Karacabey Belediyesi'nin de buna katkıları oldu. Yeniköy sahillerinde yaptığımız etkinliğimizi. Ben tüm katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Bir sosyal medya aracılığıyla bu kadar insanı bir araya toplayacağımızı ben de umuyordum. Bu kadar çok büyük bir katılım olacağını zannetmiyorduk. Fakat güzel oldu. Gelen herkes de çok memnun. Çocuklar özellikle çok ilgiliydi. Gece boyunca hep yukarı bakıp kayacak olan yıldızları görmeye çalıştılar. Herkesin memnun ayrıldığını düşünüyoruz. Biz de böylelikle mutluyuz. Yaklaşık 2-3 saat oldu buraya geleli. Bursa'dan geliyoruz. Karacabey'den çok seviyorum ben kendim. Burada bir sürü etkinlikte bulundum. Neowise'i izlemeye gelmiştim yaklaşık 15-20 gün önce. Bu da Neowise'dan sonraki ikinci etkinliğim oluyor burada. İlk defa bir meteor yağmuru izlemeye geldim aslında bakarsın hayatımda. Çok güzel. Dibimde Karacabey gibi yakın bir yerde böyle bir şeyin olması beni çok mutlu ediyor. Öyle çok mutluyum. Daha önce Neowise için gelmeyi çok istemiştik. Ama işten güçten fırsat olmadı. Hani sizinle de konuştuk zaten. Ama bu sefer fırsat varken hiç kaçırmadık. Yeğenleri de falan aldık beraber. Onlar zaten bayağı ilgili. Hani benden çok biliyorlar neredeyse yani. Bayağı konuştular da. Peki kaç tane gördünüz? Sayabildiniz mi? Yani 6-7 tane gördüm.
Benim 5 tane de iyi görmüş yine. Ben de 5 tane. Senin de mi 5? İyi, bizim evet. Aynı o zaman ya. İlk kez herhalde böyle bir gece evet, evet. Ettiğiniz. İlk kez oldu. Çok da güzel oldu. Ne güzel. Hani Bursalıyız ama hani pek farkında da değiliz. Sayenizde siz hani özel bir yer seçmişsiniz. Evet. Etrafı kayalıklarla dağla çevrili. O yüzden ışığı bayağı engelliyor. Çok iyi oldu yani. Genel olarak beğendiniz etkinliğe dair. Çok sağ yani olun. Biz hatta kalırız ama yarın işe gidecek. Şeyimiz babamız yani. Tamam. O yüzden gideceğiz mecburen. Peki. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere tekrar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.